selamları. Sayın Cumhurbaşkanım, Tokat'ımıza hoş geldin, sefalar getirdin. Bu havaalanı bizim için bir ihtiyaçtı. Bunu bize hibe ettiniz. Sağ olun, teşekkür diyorum. Allah razı olsun diyorum. Tokat kargo taşımacılığında önemli noktalardan bir tanesi olabilir. En büyük sorunumuz soğuk hava deposu ve paketlemeydi. Vahit Bey, onun üzerinde ayrıca bir duralım da, tamam. Ben de üniversiteyi bitirip köyde hem çilek hem de koyunla uğraşıyorum. Sen hakikaten tam alkışlanacak durumdasın. Nasıl, karlı bir iş mi? Evet, çok karlı. Bana bak, ortaklığa kabul eder misin? Tabii ki. Yani işte şöyle biraz da Cumhurbaşkanımıza gönderelim filan da demedim ya. Yani. Köyden kente göçü tersine çevirmek adına güzel bir proje. Vahit Hoca, yani sen şimdi Ferdi Tayfur'u bize hatırlatıyorsun. Evimize geri dönelim diyordu ya. Doğrudur. Senin hemşerin yani. Adanalı olunca efendim. Ben Çamdere Köyü Muhtar Adnan Eren. Sana kimse muhtar bile olamaz diyemez. Sen muhtar oldun. Tokatımızın 15'lileri deriz ya biz. 15 kadın aktif olarak çalışıyoruz. Tıkır tıkır çalışıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Yaprağımızı biz Dubai'ye gönderiyoruz. Oo, hale bak ya. Evet. Tokat'tan Dubai. Bizi hanımefendi külliyede misafir etmişlerdi. Onu hanımefendi duyuyoruz. İşi enteresan yerden bağlamış. Anlatmıştık yaptığımız işleri. Çok memnun olmuşlardı. O da o işleri çok evet, sever. Burada mesela hayvan besiciliği yapan kaç kişi var? Şöyle bir göreyim. Bayağı var ya Vahit Bey. Şu anda Türkiye için et hayvancılığında hayvan arıyor. Gelsin verelim. Hayvanlarınızı hemen alır. En azından kalanın yemlerimizi de diğer hayvanlarımıza yediririz biraz acele ederse. Sizin sarayın doğalgazı yoktu galiba. Evet evet, aynen öyle. Isınmada çok aşırı problem yaşıyoruz. Bunu da sizin ilgilenmenizi istiyoruz. Aklım mı yani? İnşallah, inşallah. Ben diyebilirim ki dünyadaki en iyi cevizi biz yetiştiriyoruz. Ben görmeden bir şey diyemem. Arabamızda mevcut aslında. Arabadakinden bana ne ya? Sen şimdi giderken bizim cevizi unutma da. Sayın Cumhurbaşkanım, arıcılar olarak tüm Türkiye geneli külliyede arıcılık toplantısı yapmayı rica ediyoruz sizden. Uygun bir zamanda, uygun bir çok sevindim. Notunu al, bizim muhtarlarla toplantıyı yaptığımız yerde onlarla bir yemekli toplantı inşallah yapalım. Dur bakalım, bir de şiir yazmış. Hoş geldi ilimize, hitabı gönlümüze, pelesenk dilimize Recep Tayyip Erdoğan. Gariplerin yoldaşı, mazlumların sırdaşı, Cumhur'un kutlu başı Recep Tayyip Erdoğan.